بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 146 آيات. أستعيذ بالله. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Biz ularga kitob keltirgan kishilar uni o'zlarining o'g'illarini taniyab turgandek taniydilar. Va albatta ulardan bir firqasi, bir toifasi o'zlari biladigan holatlarida haqni albatta yashiradilar. Suyutining tafsiri: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا. Biz ularga kitob keltirgan kishilar uni, ya'ni Muhammad alayhisalomni taniydilar. Kama ya'rifuna abnahum, o'zlarining o'g'illarini taniyat turganlaridek. Bina'tihi fi kutubihim, o'zlarining kitoblarida kelgan payg'ambarimizning sifatlaridan taniydi ular. Qala ibn Salam, Abdullah ibn Salam aytadiki, laqad araftuhu hina ra'aytuhu. Men Muhammad alayhisalomni ko'rganimda yoq u kishini tanidim. Kama a'rifu ibni, o'g'limni taniganimdek dedilar. Va ma'rifati Muhammadan ashaddu, va Muhammad alayhisalomga bo'lgan ma'rifatim undan ko'ra kuchliroqdir. Qarin, ya'ni Ibn Salom islomni, iymonni qabul qildi. Oldingi zalolat, jaholat yo'lini tark qildi. Bo'lmasam Abdulloh Ibn Salom yahudiylarning olimlaridan edi. Lekin Alloh taolo uni hidoyat qildi, haqni qabul qildi. Endi bu kishi aytibdilarki, men u kishini ko'rganimda, Muhammad alayhisalomni ko'rganimda tanidim, deyapti. Va u kishiga bo'lgan ma'rifatim farzandimga bo'lgan ma'rifatimdan kuchliroq, deyapti. Nimaga? Chunki payg'ambarni tanishlik yahud nasoylar ham tanaveradi. Lekin bizning ma'rifatimiz ularnikidan ham kuchliroq bo'lishi kerak. Yani ular o'g'lini tanigandek tanisa, biz undan ham ko'ra qattiqroq taniymiz. Va inna fariqan minhum laktumuna al-haqqa na'tahu, albatta ulardan bir firqasi haqni yashiradilar, ya'ni payg'ambarimizning sifatini. Va hum ya'lamuna hadha allazi anta alayhi, va holanki ular sizni bu turgan holatingizni, diningizni yaxshi biladilar. Kengroq tafsir qilsak, Alloh subhanahu va taolo yana bir haqiqatni bayon qilyapti. Ko'pchilik musulmonlar, ilmsiz kishilar hayron bo'lib, nimaga yahud nasroniylar qarshi chiqyapti ekan deb doim zehnlariga savol keladi. Alloh aytayaptiki, sizlar bilmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Juda yaxshi biladi ular. Bilib turib qilyapti. Va yahud nasroniylarni avomiga ham aytamiz biz buni. Yahud nasroniylarni avomiga ham ayting. Ey yahud nasroniylar, bu sizlarni domlalaringiz Muhammad alayhisalomga qarshi chiqyapti, ular bilmaydi deb o'ylaysizlar. Haqiqatda inkor qilyapti deysizmi? Yo'q. Tanishadi, o'g'lini tanigandek tanishadi-yu, lekin haqni yashiryapti ular. Mana shu haqiqatlarni ularga yetkazib ogohlantirishlik kerak. Qachongacha yahud nasroniylarining avomlari ularning kazzob dajjal domlalariga, mullalariga ergashib jahannamga ketadi? Qarin, allazina ataynahumul kitab, biz ularga kitob bergan kishilar. Kitob berdi Alloh taolo. Lekin kitobni kelishligi kifoya qilmas ekan. Bo'lmasam Allohning kitobining hammasi haq yo'lni ko'rsatadi, Allohning kalomi jannat yo'lini ko'rsatadi, lekin kelganligini o'zi kifoya qilmayapti. Qarin, Alloh kitob bergan kishilar Muhammad alayhisalomga ashaddiy dushman bo'ldi. Hozir ham musulmonlar ashaddiy dushmani yahudiylar. Bo'lmasam ahli kitob qancha payg'ambarlarni ko'rgan. Demak, kitobimiz bor deyishlik yetmas ekan. Payg'ambarga ishonganmiz deganlik yetmas ekan.
Hozirgi musulmonlarimiz shu narsaga aldanib qolyapti. Biz Qur'onga iymon keltirganmiz-ku, payg'ambarga iymon keltirganmiz-ku deb, qarasiz yahud nasroyidan battar holatga tushib qolgan. Shuning uchun aytayapmizki, yetmaydi. Ishandingmi? Amal qilishing kerak. Iymon keltirdingmi? Shu iymonga muvofiq hayotingni tuzatishing kerak. Yahud nasroniylar hozir bu yerda taniydigan narsani Alloh taolo hu deb zamir keltirdi. Zamir bo'lgandaki mubham bo'ladi. Oyatda mubham kelyapti. Aniq aytmadi. Shu yetadiki payg'ambarimiz alayhisalom dedi. Ikkita tafsirdan bittasi bu. Bu bitta tafsir. Ya'ni bu tafsirga ko'ra aytadigan bo'lsak, demakki yahud nasroniylar o'zlarining o'g'illarini qanday tanisa, payg'ambarimizni shunday taniydilar. Haqligini, to'g'riligini shunchalik bilishadi. Chunki Tavrot Injilda aytilgan va ularda payg'ambarlar ham Muhammad alayhisalom to'g'risida mukammal holatda xabar bergan. Yuqorida aytdik-ku, shuning uchun yahudiylar Madinaga ko'chib kelgan edi. Bo'lmasa Arab yarim orolida yahudiylar yo'q edi. Ular keyin ko'chib kelgan ular. O'sha payg'ambar bizdan chiqsin deb. Shu payg'ambarni askarlari bo'laylik, ummati bo'laylik degan niyatda kelishdi. Ammo hasad qilishdi, kibr qilishdi, mahrum bo'lishdi bu ne'matdan. Juda yaxshi tanishardi. Alloh taolo bun bilan ham ularning badbaxtligini, kirdikorini, asl basharasini ochyapti, ham musulmonlarga ogohlantiryaptiki, sizlar shakka qolmanglar. Sizlar yahud nasroylar Muhammad alayhisalomni masxara qilsa, u kishini rad qilsa, yo'lini inkor qilsa, ulardan ta'sirlanib ketmanglar. Ular bilgan holatda qarshilik qilyaptilar. Bilinglar, sizlar payg'ambarning qadrini bilinglar, bu dinni qadr qiymatini bilinglar. Endi yahud nasroniylar kofirlarga payg'ambarimizning o'g'lini taniganday tanisa. Nimaga Alloh taolo bunga tashbih qilyapti? Hamma o'zini o'g'lini taniydi. Hatto ba'zan insonlar o'rtasida janjal chiqadi, ko'rasizlar. Janjal to'palang, farzand tug'ilishini hamma kutib o'tirgan, orziqib, tug'ilgandan keyin janjal boshlanadi. Fitna boshlanadi. Nimaga? Erkak aytadi, bu meni bolam emas deyapti. Nimaga? Menga o'xshamaydi bu deyapti. Keyin uni tekshirib boshlanadi. Dalillardan isbot qilib berilsa, uni o'g'liligi qabul qiladi, bo'lmasa qabul qilmaydi. Meni o'g'lim emas deydi. Xotin zinokorlikda ayblanadi keyin. E'tirof qilsa zinokor, e'tirof qilmasa oxiratga qolib ketadi. Haq nohaqligi. Ya'ni inson o'g'lini nihoyatda yaxshi taniydi. Endi nimaga qizini demadi, o'g'lini dedi. Qizini ham taniydi-ku inson. O'g'lini deganligining sababi tashqarida begona bolalar ichida o'ynab yurgan bo'lsa, shunday qaraganingizda tanib olasiz. 20 ta bolalar o'ynab turgan bo'lsa, shunday qarab bitta qaraganingizda o'g'lingizni tanib olasiz. Hammasiga bittadan qarab chiqishingiz shart emas. Shunday qaraganingizda darrov tanib olasiz. Hali yo'q edi bu yerda deysiz. Kepti bular ichiga deysiz. Hali qarovdim yo'q edi deysiz. Bitta qarashda tanib qolasiz. O'g'il shuning uchun aytilmayapti. O'g'lini qanday osongina aniq tanisa, yahud nasroniylar payg'ambarimizni osongina aniq tanishadi. Bilishadi. Lekin bilib turib kofir bo'lishyapti. Endi biz payg'ambarimizning ummati bo'lganimizdan keyin, u kishiga iymon keltirganimizdan keyin bizning iymonimiz, ma'rifatimiz yahud nasroniylarnikidan ko'ra mukammal va darajasi baland bo'lish kerak emasmi? Shuning uchun Ibn Salom aytayaptiki, meni Muhammad alayhisalomga bo'lgan ma'rifatim o'g'limnikidan ko'ra kuchliroq deyapti. Boshqa sahobalar boshqa shaklda aytadilarki, yana ham tushunarliroq qilib, men o'g'limda shak qilishim mumkin. Lekin Muhammad alayhisalomga shak qilmayman deydi. Bizning iymonimiz mana bu darajada baland bo'lishi kerak. Biz yahud nasroniylarga ergashib ketmaylik. Yolg'onchilarga, kazzoblarga. Va inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqo. Endi bu yerda ma'rifat zikr qilindi. Yana bir masalaki, ma'rifatni o'zi kifoya qilmas ekan, qarang, taniganlik, bilganlik o'zi kifoya qilmas ekan. Tilda iqror qilishlik kerak buni. Qalbdagi ma'rifat kifoya qilmaydi, tilda iqror qiling. Bo'lmasa yahud nasroniylar musulmon bo'lib qoladi. Va amal qilishligingiz kerak. Endi hu zamirdan ikkinchi murod, ikkinchi tafsir qibla masalasidir. Hukmul qiblati. Qiblaning hukmi. Mufassirlar tortishadi.
Ba'zida aytadiki, bu zamirni qiblani hukmiga qaytarganimiz afzal. Chunki qibla to'g'risida gap kelyapti o'zi deydi. Ba'zida aytadiki, Muhammad alayhisalomga qaytarganimiz afzal deydi. Chunki abna o'g'illar, insonlar masalasi zikr qilindi deydi, tasbih qilinyapti deydi. İkide tafsir ham to'g'ri. Chunki ikkala masala ham islom dinidagi. İslam masalasi. Asosiga qarasiz, İslam diniga keladi, İslam dinining haqligini ular juda yaxshi bilishadi. Lekin bu tafsirlarda foydasi shuki, biz masalan shuni biz umumiy tafsir qilib. Hozir 3 ta tafsir bo'ldimi? Bittasi Muhammad alayhisalom, ikkinchisi qibla masalasi, uchinchisi umumiy İslam. Umumiy İslam desa, kim bir odam bir yahudi nasroniy Baytul Muqaddas eskidan payg'ambarlarning qiblasi edi. Sizlar kelib turib Ka'bani yangidan qibla qildi desa, unga ishonib qolishingiz mumkin. Peki bana bu tafsir kese, Kabe'nin kıble buluşluk meselesini, ular oğlunu tanıgendik tanıydılar, ise bunda etersi ki ha deme yalan yapır yaptılar. Kabe'nin bütün peygamberlerini kıblesi hikayelerini cüde yakşı buluş ediyor, bilip durup yaşırıp bize aldı yaptılar deyiz. Ve daha onu yakastırmışız, yalan yapır yapsan. Tevrat'ta, İncil'de bütün kitaplarda etilingen, Kabe kıbledir. Bütün peygamberlerin kıblesi Kabe. İbrahim Aleyhisselam kurmagan mı onu? Siz dinlemeyi kalabiliriz ki. Kengroq tafsirlarda faydası şu. Çünkü üç ulamalarının ihtilafı rahmet deyiladi. Bu hadismez. Alimlerde gapi bu. Bir müzakere manasındaki ihtilaf rahmettir. Yani peygamber meselesi biz Muhammed'i kabul kimiyimiz? Muhammed bizi peygamberlerimiz aytgan sıfatlarga münasibmez. Tevrat İncil'deki sıfatlarga münasibmez deseniz işini kalışız mümkün. Yoki haqiqatan bilmasakanda deb o'ylashingiz mumkin. Agar ulardan ta'sirlanib shak qilmasangiz ham, ular bilmasakanda deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu zamirni Muhammad deb tafsir qilsangiz, unda tasga yolg'on gapiryapsiz. Shata turasida to'xta deysiz. Sen Injil Tavrotni bilasanmi? Bilaman. Shu Tavrot va Injilni nozil qilgan Allohni o'rtaga qo'yib gapiraman. Musa va Isoni payg'ambar qilib jo'natgan Allohni o'rtaga qo'yib gapiraman. Senler Muhammed Aleyhisselam'da tanıma değil mi? Şu Muhammed Aleyhisselam o şey Tevrat İncil'de haber verirken peygamber mez miydi siz? Mecbur kalat. Doğru şunu değil. Bu da ne mi yapamasam yalan yapayıpsam? Hemen aldıya çıkıp alıp milyonlarca Yahudi ve Nasrani ve insanları cehennem getirip gidiyorsam siz burası değil mi kalat? Şunun için biz keng öğrenişliğimiz gerek. Çukur çünüşlüğümüz gerek. Bu albatta ulardan bir firqasi haqni yashiradilar o'zlari biladigan holatda deyapti. Bilib turib yashirishadi. Fariqon firqa deyilyapti. Chunki ba'zilari yashirmadi, qabul qildi islomni, islomga kirdi, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Allohning do'stlariga aylanishdi. Va ba'zilar esa o'zini dinida qoldi-yu, o'zini jaholatida. Lekin yashirmasdi. Masalan hozir bazı Yahudi nasroniylar bor, Muhammad haq payg'ambar deyiz. Qabul qilamiz uni payg'ambar deydi, ama bizga payg'ambar emas deydi. O'zimizni payg'ambarimiz bor deydi. Tushundingizmi? Ya'ni payg'ambarligini qabul qilishadi, yashirmaydi. Ammo mana bir firqasi esa yashirishadi. Fariqon deganligini hikmatini aytib beryapman. Chunki biz o'ylaymizki, Yahudi nasroniylar hammasi inkor qiladimi-kin, yashiradimi-kin deb o'ylaymiz. Unday emas. Biz ko'rayotib turganlar inkor qilyapti turgan bo'lishi mumkin. Lekin biz ko'rmayapti turgan, biz tanimagan yahudi nasroniylar ko'p. Ular firqalarga bo'linib ketgan ular. Yahudiylar 71 firqaga, nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketgan. O'zlarida ixtiloflari bor. Va aytayaptiki Alloh taolo vahum ya'lamun va holanki ular biladilar deyapti. Haqni yashirishlik eng katta xiyonatdir. Allohga xiyonat, payg'ambar butun payg'ambarlarga xiyonat. O'ziga xiyonat, kitoblarga xiyonat va butun insonlarga xiyonatdir. Haqni yashirishlik. Hali keyingi oyatlarda Alloh taolo uni jazosini aytadi. Qanchalik yomonligini, qanday bir qattiq la'natga qolganligini bayon qiladi. 147-chi oyat. Al-haqqu min robbik fala takunanna minal mumtarin. Haq Robbing tarafidandir. Shunday ekan, sen shubha qiluvchilardan bo'lmagin-da.
فَلَا تَكُونَنَّ خَنِنْ تَاكِدْ نُنَرْ كَلِيَبْتِ كِي سِدْ أَلْبَتَّ أَلْبَتَّ شُبْهَ قُلُوْشُلَرْدَنْ بُمَيِنْ Yani mesela şubha kılıçlardan hergiz bulmayın. Hiç kanakasıya şubha kılıçlardan bulmayın sen diyemiz. Suyuti'nin tafsiri El-Hakku ke'inen min Rabbik. Hak Rabbin tarafından bulgen halette. Fela tekunenne minel mumterin eşşakine fihi. Sen bunda şak kılıçlardan, imtirah, şubhalan uçlardan bulmayın. Ay min hazen nev'i fehu ablağu min en la temterin. Yani şu türden bu komagin, şu insanlardan bittesi bu komagin de yaptı. Yani bu gap, şubha kımagin diyen gapten göre yitütüraktır, balagatli iraktır. Bir adam gelse şubha kımagin, siz, bundan göre hey şubhacilerden bu magin, siz bunun tersini kaptara bulad. Kengar tafsir kıladı gelmesek, hak Rabbin tarafındandır. Şimdi hakta üçte tafsir var. Birinci, Muhammed Aleyhisselam'ın haklığı Rabbin tarafındandır. İkincisi, kıblenin haklığı Rabbin tarafındandır. Üçüncüsü, İslam'ın haklığı. Bütün haklar, bütün hakikat Rabbin tarafındandır. Şundayken sen şubha kılıçlardan bulma kendini de, şubha meselesen üçüne manayı getirir. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliği doğrusu da, şubha kılma, yani uzini hak peygamberliği doğrusu da. Ve kıbleni haklıgı doğrusu şubha kılıçlardan bulmayın. İslam'ın haklıgı doğrusu şubha kılıçlardan bulmayın. Peygamberimiz Aleyhisselam elbette şubha kılmaydılar. İkkilenmaydılar. Tereddüt kılmaydılar. Bunun için yapılıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kolluğa kuvvetleştiği için. Bazen görürsünüz ki bir mumun kişi küfür şirk bidiyatı karşısına şirdik mücadele kılıyordu. Mücahada kılıyordu. Çünkü etkisi ki hey, boşaşmayın deyisiz. Boşaşkeni yok. Boşaşmayın deyişten maksat istikamet kıyın. Yani en güçlü bugün diye manada yapırız. Peygamberimizin nispeten şu manada yapılıyordu. Sen mahkem bulavurgin. İstikamet kılavurgin. Boşaşkamayın deyordu. Şimdi Peygamberimizin vasıtası bilen bizlerge, bütün insanlarge hitap bulayıp duruyenlik tafsiriyen var. Ummatga nisbatan bo'lsa, ey ummat, ey insonlar, sizlar shak qiluvchilardan bo'lmanglar, nimaga shak qilyapsizlar? Nimaga shubhaga tushib qolyapsizlar? Ya'ni, siz aytmangki, men shubha qilmayman, shak qilmayman demang. Bundan oldingi oyatda aytdiki, "Lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi." Biz qibla masalasini nimaga o'zgartirdik? Payg'ambarga ergashadiganlar kimlar u? Arkasıya kaçıp gidiyorlar kimlerle bilip alıştığımız için dedi. Peygamberimizi körüken, o kişinin arkasında namaz okuyken, o kişinin sahfede durup can kıyken bazı insanlar kaçıp gitti. Adı şubhemez. Murtad olup gitti şu. Yukarıda yaratlarda gördüler eski. Allah-u Teala şunu ayet. Şubha kılıçlardan bu meyler. Kıblenin meselesi hak. Demek ki şubha kılıçlardan. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliği hakkını mı şubha kılıyorsunlar? İslam hakkını mı şubha kılıyorsunlar? Hoş, şubha kı meselesi ne mi amel kılıyorsunlar? Ne mi yahın nesmayla geri yaşbiyeti yapıyorsunlar? Ne mi yuvlardan tahsinden yapıyorsunlar? Eğer Kur'an yaşak kı meselesi. Gelin. Her kanakası gibi bu ayet bizge kilur adı, gör adı bizge. Allah Ta'ala şunu diye kılıp, uzunin bütün ahkamları, dinini, haklığını ispat kılıyordu, takviye kılıyordu. Ve himaye kılıyordu kafirlerden, mumunlar neyse istikamet kılıçlık, mahkem kılıçlık çakırıyordu. 148. ayet وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ Ve her bir ümmet için vicehetun yüzlere diyen tarafı var. O her bir ümmet muvalliha o şey yüzlere diyen tarafı yüzden uçudur. Festebikul hayrat yakşiliklerine şaşırlar musabaka kılıyorlar. Hayırda bu seleriniz hem Allah-u Teala sizlerine hemen rizu alıp geledi. Elbette Allah-u Teala her bir nesige kadırdır. Suyuti'nin tefsiri
وَلِكُلِّنْ مِنَ الْاُمَّمِ وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ Ümmetlerde her bittesinin uzunu kıblesi var. هُوَ مُوَلِّيهَ وِجْهَةً فِي صَلَاتِهِ O şey ümmet namazıda meneşe kıblesiye yüzlenedir. وَفِي قِرَاتٍ مَوْلَاهَ مُوَلِّيهَنْ اُنُّيَا Bazı kıratlarda مَوْلَاهَ dükület. هُوَ مَوْلَاهَ O şey ümmet, o şey kıblenin iyisidir diye manada. Yukarıda etti ki فَلَنُوَلِّيَنَّكَ de iki tefsir baradı. Seni kıblege yüzlendiremiz ve ki kıblege iyge kılamız dedi. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Yaşlıklarıya şaşırırlar. بَادِرُوا اِلَى الطَّاعَاتِ وَقَبُولِهَا İtaatke ve onu kabul kılıçlıkke şaşırırlar. اَيْنَمَ تَكُونُوا قَيَدَ بُلْسَلَرِنْجِسْ يَأْتِي بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah hemen sıladı, hemen arızı kirtiradı. يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَةِ كُنْنَا هَمَلَرِزْ تُفْرِدِ فَيُجَزِيكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ وَاَعْمَالَرِزِيَ قَرَبْ جَزَالَرِزِ مُكَفَّتَرِزِ بِرَدِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرَ الْبَدَّ اللّٰهُ قَلَى هَا نَسَيَ قَادِرْدُرْ Şimdi Rab tefsiri yukarıda Allah Teala etti. Bunlar daha bir uzunluğu kıblesinden kaçmıyordu. Vidiyat kıvagen kıblesinden. Demek ya, şermende buluştuğundan korkuyordu. Bunu sahta burası getip kalırdı. Neticede her bir ümmette uzun kıblesi var. Uzun tenlegen yolu var. Bunu şimdi siz iki yıl tefsir kısırı buladı. Biri kıbledi, kıble meselesi namazdaki kareydigen taraf. Böyle şu ikinci tefsiri ise tütken yolu. Mesela hayattaki, siyasetteki uzun bir tütken yolu var. Bu meseleye girdiğinizden ki bu cüde kette tefsir okuyordu orada. Yahudiler bile nesraniler Kafirler uzunların ortalarında her bittesinin uzun tütken yolu var. Tellegen yolu var. Batıl. Lakin birbirinden farklı. Biz bile onları nispet eden, bizim tütken yolumuz var Allah'ın yolu. Onlar da tütken yolu var şeytanlı yolları. Yani biz içimizde hem ahli sünne bile, ahli sünne olmayan bidiyatlarda yolları var. Bizim tütken yolumuz var peygamberde yolu. Onlar hem İslam'da, lakin başka yollarda tuttuğular peygamberde yolunu terk kılıştı. Ama takdir kimin bunları kafir demeyiz. Şimdi biz içimizde hem yollarımız harfı. Mesela Hanefiler, Şafiilerdir. Her kimin uzunu tütken yolları var. Hanefiler diye de Hanefi kutturup her kimin uzunu tütken yolları var. Hani kim gelip git orası. Bir ailede, bir aile var. Bir atanı, bir ananı, ferzendleri. Beş de ferzen ya on de ferzen. Beş de olsa şunca hılı var. Beş de olsa beş hıl, on de olsa on hıl. Her kim olduğunu tutken yolu var. Hemen bir kılmaz ki. Şunu lütfen Allah Teala diyor ki وَلِكُلِّنْ Her bir kişi için vicihetun uzunun vicihesi var. Yönelişi var diyor. O onge yönen uçudur. Yüzlen uçudur diyor. Yaşlıklarına şaşırırlar. Fasta bir kul hayrattığım iki de tefsiri var. Biri kıblanı meselesi. Kıblenin meselesi haklıyla ettik mi, ispat kıldık mı? Kıble hak iken mi? Allah'ın büyüdüğü iken mi? Bu yaşlılık mi yaşlılıkça şaşırıyorlar. Ey müminler, kabul kıldırız. Allah razı olsun sizlerden. Şaşırıyorlar. Kıblenin meselesini mahkeme işleştikçe. Oylanıp tereddütte kalmıyorlar. Hemen inkar kılı yaptı, bazı münafıklara kaçıp gitti, münafıklara fitne kılı yaptı demiyorlar. Şaşırıyorlar yaşlılıklarına. İkinci tefsiri umumi. Allah'ın bütün ibadetlerine şaşırırlar. Allah'ın bütün büyüklüklerini becerişlikle şaşırırlar. Şunun için bu ayette فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ siz bütün meselelerde delil kılınız. Mesela eski talebelerine فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ yaşlılıklarda muzabaha kılırlar. İlimde birbirlerinden ölçülükle hareket kılırlar. Aldığınız zamanlarda medresede talebeler ilim okşarken mesela ettiler ki Her günü ertelen türediğin vakti malum. Özgermeydi o. Eteli ki türde türedini. O özgermeydi. Onu aldan etip göresinler gel. O özgermeydi. Lekin yatadığın vakti özgerdi. Eteli ingen ki saat 9'da yatış gerek. Dese 9 yarmiyeti okuydu kele talebe. Kiyin yatışırdı kanununa göre. Bazen mesela uykusu yemeyen talebe uzun vakti buyken zaten okuluydu ki şeyliğimden okulasındı. Şehre yukarıdan ki türü bir yana ders okuyor. Ondan ötük geçtiği için. Öyle mi? Aldığınız zamanlarda, kadım zamanlarda medreselerde talebeler şunu diye bu gereken. Yani bizim zamanda hem talebeler soruyordu biz keçirak yazsayı bu mıydı mı?
Diyene yani o Bamdat'ta ahri vakti getirsen bulur adını diyene o. Gap sayıda katta gap var. Keçir ayatamız. Diyene mesela ben 10'da yatsam, 12'de yatsam bu mıydı mı diyene? Bu şey sizler namazıya takdir ettirgenler izle tursan bu mıydı mı diyene? Şimdi cümletim ki aldığı zamanda talebeler türediğin zaman anık özgür müydü? Ve yatadığın zaman özgür olardı. Bazen kemeye kol olardı. Bu zaman dayıları ki kemeye miydi? Nereye kemeyse onu hakkı ki onu. Dünyada ki. Yaşlılık ya şaşırışlık. Talebelerinde ortasında şimdi ilimde köp okuşluk ya musabaka buluşluk gerek. Yani her bitti talebenin ortası ki şuna sana koyuyorlar. Şimdi hareket ediyorlar. Şimdi ozda ozu ilimde ruvarlanışlığı buladı. Mesela yaş varlar. Yaş varlarda musabaka yasak koyuyorlar. Hem aslında birbirine mukabala kısalarız, birbirine kızıkıp okuyorlar. Her bitti insanda şu şaşırışlık, menbul edigen bir harize var her bitti insanda. Mesela cümle tanıt edigen bu şey, hazır şu bazı kitaplarımızda, bazı derslerde ayarlar ülkelerden ötüp gitti yaptı. Erkekler arkada kap gitti yaptı. Ayarlar köbra ders bulsun diye yaptı. Erkekler tez gelsin diye yaptı. Fastabiqul hayrat. Yaşlıklar ya şaşırıyorlar. Köbra ders okuşu hareket veriyorlar. Bu kişi hayran buluyor. Haberi yok da. Ben şimdi bazı talebeler bazıları malamat kılan. Yaşlıklar ya şaşırıyorlar. Doğru bazı talebeler ise sınıflar var ki burasılar, ha da saviyeler var. Bazı talebeler, mesela Hüseyin, ayolları nispeten nihayet tahsuk yaptı. Çakmak değil maşallah. Allah tavfik hidayet tahsuksun. Lekin bazı sahalarda ayolları ötüp gitti yaptı. Festebikul hayrat, yaşlılıklar, yaşaşırlılar, musabaha kılıyorlar. Talib ilim bu genelken, ilim de musabaha kısın. Tarcirler yetersiz ki, infakta sadaka kılıyorlar. Falancı bitti madrasa kurup, sen ikide madrasa kur. Falancı 10'ta yetimge infak sadaka verip, sen 15'te gelir. De müsabaha kılırız. Mücahilleri cihat ki, falancı 10'ta kafir öldürüp, sen 20'tesini öldür. Falancılar falan yerde fethi kıptırsınlar, ikide yerde fethi kılırlar. Aynama tekunu ye'ti bikumullahu cemi'a. Kayende bu sadariz, Allah-u Teala sizlerde hemmelerinizi kiltiredi. Suyutiydi madrede kıyamet günlerinde. Lekin men aytdim, yana takror etamanki, ba'zi tafsirlar bor, misoliy tafsir. Siz buni taqidiy deb o'ylamang, faqatgina shu deb o'ylamang. Undan keyin e'tiroz qilmang mufassirlarga. Bu misol. Ikkita tafsiri bor buni ham. Birinchisi suyutiy aytganlaridek, qiyomat kunida Alloh taolo bizni to'playdi. Dunyoning har tarafida yuribmiz, hamma har tarafda yuribdi. Ko'ryapsiz? Hozir hamma uyda o'tirganda uncha bilinmas edi. Her kim odun üyüde bulgenini, tuğulu büsken, körgen adamlarını kör yaptı. Her naşitte kette bölüp, ölüp, kabri geket yaptı. Her mehattaratke terkayenliğini adamlar düşünmesidir. Peki Allah dağlarına hemler bulsun ki hazır, Müslümanları mecbur dünyanın her tarafıya terkat var yaptı, mecbur. Terkamasıya mecbur terkat yaptı. Bunlar aslında Allah'ın hükmüge binaen itaat kılıp terkaşı kere gidiyor. İtaat kılışımı da Allah dağlarına mecbur terkat yaptı ulardı. Hala siz dünyanın kaydaki borsiyiz, kaç taştık ötersiniz, özbek çıkıyordu. Ben de şimdi her tarafki terkagenlik meselesi, bunlar her tarafki terkat gitti. Ne mi bunlar ki? Bazılar Yahudiler işe var, Yahudi yapıp gitti. Bazılar Nasrani işe var, Nasrani yapıp gitti. Bazılar Hıhtaliler din yıkıp gitken, bazılar o yapıp gitken, bazılar bu yapıp gitken. Hemen nasıl böyle yaptı? Mintakası yakalan. Allah diyor ki, kayında bu sararızam, ben sizlerin hembelerinizi toplayamam. Bir yerine mahşerine toplanasınlar. Cevap verasınlar. Öyle mi ki, ben başka memleketine kaçıp gitsem, hiç kim bilmedi miyim? Ben de toplayamasınlardı, diyordu. Benden korkuyorlar, diyordu. Yaşlılar ya şaşırlılar dedi ki, amelge mahkem buluyorlar. Ben de benim huzurum gekelesiler. Hembelerinizi bir yerine toplayamam, diyordu. İkinci tavsiye ise, sizler kıbleye tegişli mesela. Kıble dünyanın her tarafında sizler. Kayıtta bu sırada Kabe'ye kalan namazı okuyorlar. Allah-u Teala namazlarınızı topluyorlar. Namazda toplaştık. Yani bu yam nihayette katta hikmet.
dünyanın her tarafında bulup bir kıbleye karar namaz okşulik nihayette büyük hikmettir. Hikmetlerin nihayette köp elbette. Yakında bir hikmette Allah Teala ilham kıldı. Yani bu bar nesel, lakin insan tecrübesinden körmese bu yakini ve basireti ziyade bulmuyordu. Çünkü internette ders buladı ki. İnternette ders veremiz. Bizi zaman, namazımızı vakti buladı. Biz namazıya çıkarmız, kiremiz. İnternetteki başka bir talebenin namazını vakti buladı. Bu kitadı. Ondan ki yine başkasını ki. Her bir mintakalardan ki, dünyanın her tarafından. Şundan fikriz açın ki, dünyanın her tarafında, yer küren her tarafında namaz okulu yaptı mı, vaktleri her hıl mı, şunu hesaplar çıksız, her zaman namaz nöbeti yaptı. Karin. Yer kürrasında daim Bamdat okulu yaptı. Daim Hurtan okulu yaptı. Daim Şam okulu yaptı. Daim Peşin okulu yaptı. Daim Asr okulu yaptı. Karin. Yer kürrası her namazda okuşundan meşgul. Hikmet karin. Yeri dayanıştığı, kıyaslı üzgarıştıklarında hikmetler. Allah yaptı, اَيْنَمَا تَقُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Kayıttı bu sırası, hemmele zavatala kiltiredir yaptı. Karim, birleştiriyat durganı karim, namazda birleştiriyatız. Safımız bitti uketi yaptı. Cemaatımız bitti uketi yaptı. Allah ki kendi güzel görünez. Sizden aldığınki yerdekiler namaz okudu, namazı zamanı siz yekil yaptı, siz okuyabız. Ama okumasınız, güzel mesela mermeritlerdi yanıdı ve kara küyüyen otun kibi kalı yaptığında. Bedneh insanların kalası. Bütün dünya Allah'a ibadet kılıyor, siz ibadet kılmıyor. İnne Allah'a ala külli şeyin kadir, elbette Allah'a her nasıya kadirdir. Yukarıdan kirli bu mesele, ayet, tefsiri, kinge haceti yok. Lekin az iki de meseleye hastasık, kıblenin meselesi. Kıblenin meselesi de Allah'a her nasıya kadir. Dünyanın her tarafında bir kıbleye ibadet kılıştılar. Hemeniz ibadetleriz topladı Allah Teala. Ve ikincisi ise kıyamet günü hemeniz toplaştığı meselesi. Ya Kadir Allah Teala'ya hemen esasan. 149. ayet. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ve kaysi taraftan çıksın yüzünü Mescid-ül Haram tarafına yüzlendirin. Ve elbette o Rabbin tarafından elbette haktır. Ve Allah sizlerinin kılıyaptırken amellerinizden gafil emez. Suyuti'nin tafsiri وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِسَفَرٍ Kaysi taraftan, kaysi yerden seferine çıksın فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yüzünü Mescid-ül Haram tarafına yüzlendirin. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Elbette o Rabbin tarafından elbette haktır. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah Teala kılıyaptırken amellerinizden gafil emez. بِالتَّئِ تَعْمَلًا بُسَى مُخَاطَب وَالْيَئِ يَعْمَلًا بُسَى تَقَدَّمَ مِسْلُهُ Bunun yoksa yani öttü. Yani يَعْمَلُونَ بُسَى amel kılıyaptırken neselerden. وَكَرَّبَهُ لِبَيَانِ تَسَوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ Allah Teala bu hükümde tekrar kildir yaptı. Sefer ve seferden başkasının hükmü beraber ikenliğini beyan kılıçlığı için. Yani seferde bulasın mı, seferde bulmayasın mı, beraber kıbleye yüzlenişlik meselesini beyan kılıçlığı için tekrarladı. Kingrak tafsiri, beni Allah Teala yine yaptı ki, kayırdan çıksın. Ve min haysu haraçta, kayırdan çıktın. Yani kayırya sefer kıldız. Kaç tarafı gittiz. Qaytda bu siz Mescid-i Haram tarafga yüzde yüzlendirin deyapti. Yana buyuryapti Alloh taolo, yana amr qilyapti. Endi takror kelganligini sababi nima? Ba'zi aytadiki, qiblaning masalalari har xilligidir. Biri makoniga qarab. Makoniga qarab qiblaning masalasi har xil. Yuqorida aytganimizdek, Ka'bani yonida bo'lsangiz, Ka'baga qarab o'qishingiz kerak. Makkada bo'lsangiz, masjid tarafga qarab o'qiysiz. Makkadan tashqarida bo'lsangiz, Mekke'ye kadar okuyorsunuz. Başka diyarlarda bu siz Saudi'ye kadar okuyorsunuz. Şu, hani mekanı'ya kadar hâhıl boyanlığı için Allah-u Teala kıble meselesini tekrar tekrar kilitir yaptı dedi. Yani bazı alim etendi ki, haletke kadar, haletler hâhıl boyanlığında kıblenin hükümleri hem hâhıl. Mesela hazır yetkenimizdeki kıblenin anık bile diyen haletiz var. İkincisi kıbleni bilişlikte delilleriz var. Mesela mescid tıkıyoruz, mescid var. Peki
tabiatdagi yulduzlar va daraxtlar, shamollarning harakatiga qarab bildingiz. Yoki hech bilmadingiz, ijtihod qildingiz, bilmadingizda, keyin shu taraf bo'lsa kerak deb gumon qilgan tarafingizga qarab namoz o'qidingiz. Qanday holatlar bo'lyapti? Biri aniq bilgan va ko'rib turibsiz. İkincisi dalillerden bildiniz, üçüncüsü yok iş nasıl. Fakat içtihat kıldığınızda şu taraf bu sekereydi. Galibül zanga, galib bugün gümanga göre haram namazı okuyapsız. Üçün halat bulduğunu, şunun için Allah'ta da tekrarla yaptı bunu. Yine bazı alimler dedi ki, İslam'da birinci mensuh bugün meseleydi bu. Ve cüdekette meseleydi. La inkanet le kebiraten dedi ki Allah-u Teala. Elbette bu cüdekette mesele. Cüde ağır mesele. İlla alellezine hadallah. Lekin Allah'a hidayet kıyan kişiler ya ağırmaz. İmanlarını müstahkem kılıçdığı için. Şubhaya çıkmamasın. Münafıklardan, kafirlerden tahsinler ukamasın deyip Allah'a da tekrar getiriyordu. Şeytanını sizge yakınlaştırmasın için. Şeytan yakınlaşamasın sizge. De tekrar ediyordu. Ve hemen bu sözler hemen doğru. Bundan başka hikmetleri var. Bana büyürgenden ki yana aytayapti ki va innahu lal haqqu albatta u haqdir deyapti. Men robbika robbing tarafidan bun deyapti. Hali bu nimani qasd qilyapti? Yana qiblani qasd qilyapti. Bunga shak yo'q. Shuning uchun ba'zi olimlar aytadiki, qara, bu yerda ham qibla, oldingi sahifada ham qibla. Shuning uchun ya'rifunahu dehu zamir qibla to'g'risida deydi ba'zi mufassirlar. Va yuqorida al haqqu min robbik deding, bu yerda innahu lal haqqu min robbik deyapti. Yuqorida al-haqqu min robbik degan bo'lsa, bu yerda 3 ta ta'kid bo'lyapti. Inna lal-haqqudagi lom va haq robbing tarafidan bo'ldi. 3 ta ta'kidlar deyapti-ki, bu qiblani masalasi, qiblani o'zgarganligi, mansub bo'lganligi robbing tarafidandir. Qilayotgan turgan amallaringizdan Alloh taolo g'ofil emas. Sizlar qanchalik itoat qilyapsizlar, qanchalik iymon keltiryapsizlar, Alloh taolo g'ofil emas, savobini beradi Alloh taolo, darajalaringizni baland qiladi. Agar yedi bo'qsiz kafirler, münafıklar, din düşmanlarını kılıyor durduğun işinden ama Allah-u Teala gafilmez. Ula diyen bilip durdu. Ula diyen Allah-u Teala dünyada ahirette resul akıladı. 150. ayet. Ve min haysu haracite fevalli vecihake şatara al-mescidil haram ve haysu ma kuntum fevallu vucuhakum şatara lianne yakuna linnasi aleykum hüccetun illa allazine zalabu minhum fela tahşavhum vahşavni وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Ve qayerdan çıksan yüzünü Mescid-ül Haram tarafına yüzlendirin. Ve qayerda bulsalaringiz yüzlerinizini onun tarafına yüzlendirirler. İnsanlar için sizlerini ziddilerizge hüccet bu kamaslığı için. Lekin ulardı içinden insanlar içinden zulüm kıyanlarının meselesi başka. Ulardan korkmayalar. Va faqat kina mendan qo'rqinglar. Ne'matimni sizlarga tamomiy qilib berishligim uchun va shoyatki sizlar hidoyat topsalaringiz. Suyutining tafsiri va min haysu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram yuqoridagi bu oyat aynisi va haysu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Va qayerda bo'lsalaringiz yuzlaringizni uni tarafiga, ya'ni Mescidul Haram tarafiga yuzlantiringlar. Karrarahu litta'kidi. Ta'kid uchun uni takrorladi. Takror keltirdi. Yuqoridagi hukmni ta'kidlashdagi uchun. Yuqorida aytdik buni. Ta'kidlayapti Alloh taolo, qo'llab-quvvatlayapti. Li'alla yakuna lin-nasi al-yahudi aw al-mushrikin. Insonlardan maqsad butun kofirlardir, yahudiylar yoki mushriklar va hamma kofirlar. Alaykum hujjatun. Sizlarda ziddilarga hujjat o'qamasin. Ay mujadalatun. Ya'ni mujadala, hujjatdan maqsad janjallashlik. Fi tawalli ila g'oyrihi. Bu qibladan boshqasiga yuzlanishlik to'g'risida ularga hujjat bo'lib qolmasin. Ya'ni ularni qo'liga bir hujjat bo'lib qolmasin. Sizlar Allohga va uning kitobiga mahkam bo'laveringlar. Shunda ular hammasi mag'lub bo'lib ketaveradi. Lekin sizlar agar Allah'ın hükümlerine zayıflaşıp kasalarız, ular darru sizlerde ziddilerce hüccet kıladı buna. لِتَنْتَفِيَ مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ Yani, mesela Yahudların sözüden bugün, sizlerine bugün mücadelesi, kütarlaştığı için şunu kılıyapız biz. يَجْحَدُ د۪ينَنَا وَاَيَتْ بَعَوْ قِبْلَتَنَا Yahudiler atardı ki,
Muhammed çıkarıldı. Dinimizi inkar kıladı, kıblamız yüzlenedi. Bizi kıbla yakaladı namaz okuydu. Beytül Mukaddes yakaladı. Diş aradı. Şu geflerde yok açlığı için men de yaptı Allah-u Teala kıblanı Kabe'ye buldum de yaptı. Ve kavlul müşrikin müşriklerin sözünü emret kılıçlığı için ki hüccatını yok açlığı için yedde'i milleti İbrahim ve yuhalifi kıbletehu. Arab müşrikler etendi ki Muhammed çıkarıyla. İbrahim'in milleti de mendir dava kıladı diyor. Peki onu kıblasıya muhalefet kıladı. Kabe yakaladı namaz okumaydı. Diş aradı. Allah Teala kıblenin meselesinde Kabe'yi göz getirişlik bilen şunlarda hemasını rakipleşedi. Yukarıda ettik bunu. İllellezine zalamu minhum bil inadi lekin ulandı içiden kaysarlık kılıp zulüm kıyanlar zalimler ise yakuluna ma tahavvala ilayha illa meyla ila dini ebeyhi. Ular dedi ki Muhammed Kabe'ye nime yüzlendi? Fakat yine uzunu dedelerini atababalarını diniye irgeçkeniden mail bu yeniden karadı halas dişedi. Hemesi Yahud busun, müşrik busun hemesi dediydi. Yani ular kabul kümeydi beraber. Vel istisna muttesilun istisna muttesilun birinde vel ma'na la yakunu liyahadin aleyküm kelamun illa kelamu havle. Yani sizlerde ziddilerce bir altı adamla hiç kendi yapı kalmaydı fakat bu zalimlerde yapı kaladı halas. Fela takşavukum, ula yapıra olsun, muhalefet kıl olsun, düşmanlık kıl olsun, etiraz kıl olsun, ulardan korkmuyorlar. Tehafu cidelehum fittevelli ileyha. Şu Kabe'ye karışlık doğrusu da ulardı cencelliden korkmuyorlar. Vakşavuni, bimtisali emri, büyüdüğümge buysunup, minden yine korkuyorlar. Vali utimme, sizlerce tamam kılıp besleyin müsün, mükemmel besleyin müsün, utife ala li elle yakune. Bu maslığı üçün diken yerine açıp buluyordu. Yani yüzlerinizi mescid-i haramda yüzlendirirler. Düşmanlarınız için sizlerin ziddilerinizde hüccet bulmasın ve sizlerin nimetini mükemmel kılıp vereyim. Diyen manada. Nimeti aleykum yani sizlerin nimetini bil hidayeti ile mealimi dinikum. Dinlerinizi malumatlarına, dinlerinizi alametlerine, dinlerinizi ahkamlarına sizlerin hidayet kılıçlığına. وَلَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ اِلَى الْحَقِّ Şayet kesiler hakka hidayet tapsalarız, hak yolu tapsalarız diyebiz. Kimine tafsir kısık? Bana ayetinin başı yukarıdaki ayetinin tekrarı bulu yaptı. وَمِنْ حَيْسُ حَرَجْتَ فَوَلِّ وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسِيدِ الْحَرَامِ Ve bu ferdi, peygamberliğe hitap bulu yaptı bu. Karim Allah Teala uzun hükmünü kançalı kullar kuvvetle yaptı. Allah Teala dinini kattı himaya kadar. Hiç kim yazın vermeydi. Hatta peygamberini karın kançalı takipine yaptı. Peygamberi yazın verme yaptı. Sel boşaşlıkça. Çünkü bütün tekrar tekrar fevalli vecheke fevalli vecheke yaptı. Kin ve haysu ma kuntum kayda bulsalarizdi cemaat ummet yehtap kılıyordu. Yani. Sıla kayda bulsalariz yüzlerizi Mekke tarafıya yüzlendiriyorlar. Yukarıdaki min haysu haraç dediğin seferge darlar kıladık yok. Çıkışlık sefer kıladık yok. Ama haysu me kuntum kayda bulsalariz mukumlikke darlar kıladık yok. İlla ki mukumlik miyiz? Mesela mukim adam sefer kıldı. Mesela bir adam etelik ki Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Ve bir neçe gün kaldı. Şurada bulet yok. Şurada mevcut. Şunun için illa ki biz mukimlik demeyimiz, lakin mukim bulup dururken ya ki seferde mevcut bulup dururken yeriz. Hem askeri kötü olaz. Şimdi Allah ayeti ki sizler kıblen meselesi ya mahkem oylar لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ ta ki insanlar için sizlerde ziddileceği hüccet bulmasın. Bana suyuti etti. Allah razı olsun. Kendi yakalıp bizi zararımızı hüccet buladı. Müşrikler etardı ki İbrahim Aleyhisselam'ın milleti demem dedi. İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberli dedi. Lekin İbrahim'de kuruyen ve kıbledip ilan kıyan kıblesini kabul kımaydı diye işaretler. Yahudiler ise bizi dinimizde rahat kıladı. Kıblemizi yeri geçerdi. Deyişip mezhara kılışardı. Hakara kılışardı. Bu bir. İkincisi ayetteki lektörü gelmezse.
ikinci tafsir etmezlerine, ayetten kelime duruyor derse. Onu da, eğer biz Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri Kabe'nin kıble buluşunu kabul kılmadan deydi, etseydi ki, Beytül Mukaddesi'ye karab kalor edik. İkilesiyem Allah'ta buyurdu. Evvelki Allah Teala bizi Beytül Mukaddesi'ye karışke buyurdu. Hazır biz Kabe'ye bürülsek, güde kepte fitne okudardı. Güde ağır gepler yapırlardı. Ki onun üstüne kıble meselesi asan, yengil meselemez. Ya bir gururamız mı? Şuna geçe kala olsun deseleriz. Meneşul işleriz silerdi zararlayıcı hüccet okuladı. Demek ki? Çünkü Yahud Nasrani'yle silerdi küzete durdu. Bunlar hazır Beytül Mukaddesi'ye haram namazı okuyaptı. Ama şunları geçe kalıp bunlar batıl mı ki? Peki Kabe'yi yüzlenip getirip haklıgını göster mi ki? Küzete durdular. Söyleyiniz mi? Yukarıdaki ayetlerde zahiri şunu gösteriyor. Ayet ki, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Ve ondan o aldığı ayetler de mesela 44. ayette Allah Teala etti. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَهُ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Elbette kitap getirilen kişiler kıble meselesini, yani Kabe'ye buluşluğunu özlerinin Rabbisi tarafından hak ekenliğini لَيَعْلَمُونَ diyordu. Elbette biladırlar diyordu. İçte takip nasıl etti o şeyde? Biz 44. ayette. اِنَّ الَّذ۪ينَ hani inne var لَا يَعْلَمُونَ diyor. Laman var. Bunlar bilişendi bunlar. Yukarıda köp ettik. Peygamberlere etken kitaplarda mevcut. Kıble Kabe'dir. Eğer siz kıbleni Kabe'liğine kabul kımasız, bunda içeri ki bu arkadaşken bunlar değil. Tevrat İncil'de ki geldi ki ahir zaman peygamberi Kabe'ye yakaladığında o zor şükürler gidiyor. Söyleyeyim mi? Bu, siz hayran bulasınız ki ne kılık indi budur siz? Aynı sünnesini sizce kafirlere mi kılı yaptı ve cahillere mi kıladı? Bazen cahiller dindar yiğitlerdi ya ki biraz ilim okuyan bağlarını günahke çakırışardı. Günahke geçiyordu. Mesela bir Arap içkeni kiti yapıyor, sigaret çekeni kiti yapıyor, zinayı kiti yaptı. Ya ki musikali yerlerge ya ki diskotekalarga, musiqali to'ylarga, ki arab qo'yiladigan marosimlarga olib ketyapti. Keling, yuring, biz sizni da'vat qilyapmiz-ku, deydi. Tavoshlarda haromligini bilamiz, siz yemaysiz, ichmaysiz, uzoq turasiz, ammo sizni da'vat qilyapmiz, kelishingiz kerak-ku, deydi. Keyin siz aytasizki, bular meni da'vat qilyapti-gan deb borasiz ulardan bo'shashib. Borganingizdan keyin yaxshilab o'tirgizib, yaxshining gaplashaveramiz siz bilan. Çıkıp getirip durganız ya, şaşırılırsa çıkıp getirip durganız ya. Karı, caiz midir bu neyin mağdışlara geliştiydi? Kank etti seni takvayın deydi. Şu gün geçe bizi kulağımızı yapıp koyu yaptır o deydi. Var meylan, bu işte tüm meylan, o zine kelip oturdun ki, kim size siz ki koymadınız ki beni davet kılıp bize? Ha biz seni imtihan kıldık da. Davet çekildi oradı mı? Ha bize hem davet kılışı yaptı. Şunun için kıl yaptınız. Bana kıldın ki selam, deydi. Çarşıcı. Bu masaya ertesi güne içerdi. Ertesi güne yine çarşıcı. Bağmasayız, geçe bağırdın ki, bir gün de meyve varmayasın dedi. Bu kanaka din bu dedi. Yani hata kılıçlı gizliye yol açıp verirdi cahiller. Demek ya, sizin hataya çürsün de, ağzını birikisin. Bunu getirenmeye kalın. Yahud Nasrani'lerden şunun için güzel tutur işipti. Hata kılıçsın da, söyleyeyim mi? Hata kılıçsın, Kabe'nin kıbleri yine kabul kılmasın, kim itiraz kılıyorlar ya. Kim Tavrat'tan İncil'den delil gösterdik. Musa'dan İsa'dan delil gösterdik. Rab kütle şeyle kullanılır, kütüp duruşup durlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam kıbleni kabul kıldı, sahabeler kabul kılıçlı gibiden hüccetleri kamandı. İllellezine zalamu minhum, ama oladikiden zulüm kıyanlar ise, zalimler, cahiller ise, onları meselesi başka. Zalim, zalim de. Zalimdi bilersiz, bir nesane uzun yerden başka yerine koyan kişidir. Bunlar daim hakka karşı buladı. Demek kafirlere ikiye bölünüyor. Kafirler şirk itibarından zalim hemesi. Lakin insanlık muamelesi de, yani insanlar da ortasında bazıları zalim, bazıları zalimmez. Bana bu meselede bazı kafirler sükut kıldı. Yahudi bulsun, Nasrani bulsun, müşrik bulsun. Ama bazıları ise, yok bari bir biz
ularga qarshimiz, baribir ularga muxolifat qilamiz. Bu deyishyapti, maqsadlari dushmanlik qilishlik, muxolifat qilish. Ular muxolifat qilishaveradi. Xo'sh, muxolifat qilsa nima qilaylik? Hamma kafirlar bir bo'lib bizga dushman bo'lsa nima qilaylik? Fala taqshavum. Ulardan qo'rqmanglar deydi Alloh. Vaqshavni faqatgina mendan qo'rqinglar deydi Qur'on. Demak, kafirlardan, insonlardan qo'rqishlik harom bo'ldi. Faqatgina Allohdan qo'rqishlik kerak. Allohdan boshqasidan qo'rqmang, xususan dinga amal qilishlik, shariatga amal qilishlik masalasida faqat Allohdan qo'rqishlik kerak. Endi bizning zamonimizda ey islomni mahkam o'sha kofirlardan qo'rqmasiz, musulmonlarning rangi oqarib ketyapti. Qilolmayman deyapti, iltimos deyapti. Lekin o'sha zamonda o'ylaysiz, sahobalarning zamonida faqatgina Madinada islom bor. Dunyoning hamma tarafi kufr bilan qaynayapti. O'sha holatda Alloh taolo aytayapti, ulardan qo'rqmanglar, faqatgina mendan qo'rqinglar deyapti. Biz hozir dunyoda hamma yerda musulmonlar bor. Nimaga qo'rqyapmiz biz? Qo'rqmaylik. Dinimizni mahkam ushlaylik, aytaylik, dinga xizmat qilaylik. Vali utimma ni'mati alaykum, sizlarga ne'matimni mukammal qilib berishligim uchun deganda, bu qayerga ma'tub bo'lyapti? Ikkita tafsir bor bu yerda. Birisi suyutayotgandek li'alla yakunaga. Ya'ni sizlar qiblani masalasini ushlaysizlar, men sizlarga ne'matimni mukammal qilib beraman. Yuqorida aytdik-ku, yahudiylar bizga hasad qilishadi. Qiblamiz uchun hasad qiladi. Chunki ularni ham qiblasi edi, tark qilishdi, baddah bo'lishdi. Juma, saf va shunga o'xshagan, aminga o'xshab. Sizlar qiblani masalasini ushlasangiz, men ne'matimni sizlarga mukammal qilib beraman. Sizlar Allohning buyrug'iga itoat qilaveringlar, ne'matimni mukammal qilib beraman. Bu aniq bu narsa. Alloh har birta buyrug'i bizga ne'matki. Har birta hukmi qonuni ne'matki. Demakki biz Allohning qonunlarini, hukmlarini muhabbat qilgan holatda, shukr qilgan holatda eshitib, qabul qilib tatbiq qilishligimiz kerak. Qo'rqqan holatda aytmay turinglar, buni qilamaymiz deishlik joiz emas. Chunki Alloh taolaning ne'matini bizga mukammal qilib beryapti. Dunyo oxiratda aziz bo'lasiz. Bu bir tafsir. Ikkinchi tafsir esa faqatgina mendan qo'rqinglar, sizlarga ne'matini mukammal qilib berishligim uchun. Ne'mat mukammal bo'lishligi uchun faqat mendan qo'rqishlaringiz kerak. Mendan boshqasidan qo'rqsangiz, ne'matingiz noqis bo'lib qoladi. Aniq bu narsa. Atrofingizda dushmanlar turgan bo'lsa, siz uyingiz ichida o'tiribsiz. Non yeysizmi, chichvaraysizmi, kabob yeysizmi, o'zbekniki tomog'ingizdan. To'g'rimi? Ne'mat bo'lsa ham uni lazzatini his qilmaysiz. Dushmanlar sizga yaqin tursa, sizga kuch yetadigan bo'lib tursa. Shuning uchun kofirlardan, dushmanlardan qo'rqmaslik kerak. Ularni ichiga tushib qolsangiz ham. Mana Ibrohim alayhisalom dek, Navrud qo'liga tushdi, o'tga otilyapti, qo'rqqani yo'q. Qo'rqmang. Ne'mati mukammal bo'l, ne'matingiz mukammal bo'ladi. Va la'allakum tahtadun va shoyatki hidoyat topsalaringiz deyapti. Bu ham ikkala yerga bog'liq. Qiblani masalasiga mahkam bo'linglar, hidoyat topasizlar. Ikkinchisi, faqatgina mendan qo'rqinglar, shunda hidoyat topasizlar. Ay, mendan boshqasidan qo'rqsalaringiz, hidoyat topmaysizlar. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zi talab qilgandek solih qul bo'lishligini nasib qilsin.